Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli sessizliğini bozdu. Şeref tartışmalarında söylediği sözlere bir televizyon kanalında açıklık getirdi. Kimleri kastettiğini anlattı. Seçim hükümetine kapıları kapatan Bahçeli, Davutoğlu'na da cuma gününe kadar süre verdi. Cilo Dağı'nın eteğinde birisi oy vermiş. Bu bizi ilgilendiren bir konu değil ki. HDP'li olmayıp, HDP'yi yönlendirmek, kendi siyasal hedefleri doğrultusunda onları kullanmak amacıyla yatta, limanda, yalıda veya herhangi bir yerde viskilerini ve rakılarını içerken ortaya koymuş oldukları kanaatleri biz ele alıyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi yaşanmış bir olay olarak 4-5 kişi bir kotranın arka bölümünde akşamın 5-6 civarında serin bir havada üçü viskisini yudumlarken bir tanesi rakı içerken öbürü su mu vodka mı belli değil. Sohbet var. Bir tanesi diyor ki ben diyor HDP'ye oy verdim. O da diyor ki öbür arkadaşım niye böyle bir yolu tercih ettiniz? Çünkü diyor Cumhuriyet Halk Partisi'ne diyor kırgınım diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyeceksiniz. MHP'ye oy verebilirsiniz. O da diyor ki MHP diyor parti değil o faşist bir örgüttür diyor. Onun için HDP'ye oy verdim diyor. Şimdi gerçek niyet bu mu değil mi? Biz bunu sorguluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu hükümet kurmakla görevlendirmiştir. O günden bugüne kadar geçen süre yaklaşık 25 günü aşmıştır. Böyle bir çalışmanın sonucu alınmadan azınlık hükümeti, geçici hükümet tartışmalarının yapılması zannediyorum Sayın Davutoğlu'nun ilk teşebbüsü olan ve iki büyük parti diye nitelendirilen partilerin oluşturacağı koalisyonu sabote etmek demektir. Evet. Cuma gününe kadar Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurabileceği bir koalisyon mümkün müdür değil midir? Bunun görülmesi lazım. Eğer mümkün olmuyor ise o zaman ikinci bir yöntem olarak ya Sayın Abdullah Ahmet Davutoğlu kendisine verilen görevlerden dolayı iki yol tercih edecektir. Eğer bir başka koalisyon çalışmasından sonuç alamayacağı kanaatinde ise almış olduğu görevi Sayın Cumhurbaşkanı'na iade etmesi lazım. Bugüne kadar geçen süre eğer boşa gitmişse geriye kalan Ağustos 2023 Ağustos'a kadar olan süre de çok kısa bir süre. Bu da boşa gidebilir. Yaklaşık 25 günü değerlendirerek Cuma günü Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurulmasında yarar var. Yani Türkiye'yi anayasamızın ilgili maddesine göre seçime götürebilecek bir hükümetin kurulmasıdır. Bunun da ölçüsü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen siyasi partilerin temsil oranları çerçevesinde seçim hükümetinde görevlendirilmeli veya bakanlık elde etmeleriyle ilişkilidir. Bu da sağlıklı bir yol değildir. O zaman siz seçim hükümetinde de olmayacaksınız. Seçim hükümetinde niye olalım? 4 günlük saltanat mıdır? Ne yapacağız seçim hükümetinde? 4 bakanlığı bize verecekler. 4 bakanlığı da Halkın Demokrasi Partisi'ne verecekler. Bu aynı kuyunun içerisine girmek değil mi? Eğer bu böyleyse biz 57 yılı boşa mı geçirdik?